Hello to everyone. Hello my dear subscribers and new guests my channel. Welcome to my channel. Please don't forget about subtitles because I translate my videos for you for full all languages. Okay? Дорогие мои любимые подписчики и новые гости моего канала. Я хочу сказать коротко, пожалуйста, не забудьте открыть субтитры, активируйте, пожалуйста, субтитры и выберите язык, который вам удобен. В нашем случае русский язык. И вы можете спокойно все прочитать в субтитрах, вся информация, все видео. И все мои видео переводятся на все языки мира. Я желаю вам мира и добра. Переходим к теме сегодняшней. Herkese merhabalar, hayırlı günler. Benim güzel kalpli takipçilerim ve kanalımın yeni misafirleri. Benim güzellik ve sağlık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir çok ihtiyaç duyulan, çoktan beri takipçilerimin sorduğu bir video paylaşıyorum. Bugün arkadaşlar sedef hastalığını konuşacağız. Ve sedef hastalığı geçmeyecek bir hastalık değildir arkadaşlar. Geçecek bir hastalıktır. Bunu çok güzel evde bile kendimiz geçirebiliriz. Bu hastalıktan kurtulabiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi birazdan tarife geçeceğiz. Birkaç tarif göstereceğim ama bu videoyu lütfen çok dikkatli izleyiniz. Çok dikkatli detaylara bakınız. Ve çünkü konu çok ciddi, bayağı bir ciddi. O yüzden şimdi öncelikle size anlatacağım ne yemek yememiz lazım, neleri yemememiz lazım. Bundan başlayacağız ve ondan sonra sinir sistemini sakinleştirmek için neler yapmalıyız onu da anlatacağım ve ondan sonra vücudumuzla çalışma, yani deriyle çalışma. Şimdi neler yemememiz lazım sedef hastalığı olduğunda? Kırmızı renkteki meyveler, sebzeler, kırmızı renkteki yemekler, kesinlikle domates salçası eklenen yemekler, bunlar yenmemeli arkadaşlar. Kırmızı et yenmemeli. Eğer bu hastalık varsa kesinlikle bunları kesmemiz gerekiyor. Tatlıyı tamamen keselim arkadaşlar. Tatlı, şeker olsun, bal olsun, reçel olsun, tatlı çok oranlı olan meyvelerden bile vazgeçelim. Zaten pasta, kek hiç yemeyelim. Baklavalar, künefeler, dondurmalar, bunlar hiç yenmemeli arkadaşlar. Evet, şimdi de nasıl beslenmemiz lazım sedef hastalığı olduğunda? Çok sağlıklı beslenmemiz lazım arkadaşlar. Tabii kahvaltıda normal, hafif, yine de meyve sebzeden oluşan salatalar, yumurta, kuru yemişten de tatlı oranı az olanları ve kırmızı renkte olmayanları yiyebiliriz arkadaşlar. Normal günlük yemek yaptığımızda da kavrulmamış, böyle buharda pişmiş ya da tencerede bile su eklenerek buhar halinde pişirilmiş yemekler yememiz lazım. Beyaz et yememiz lazım, yani tavuk eti, balık eti, kırmızı balık değil tabi. Sinir sistemi. Arkadaşlar, eğer depresyon mutlaka oluyor. Sedef hastalığının başatının biri depresyondur, strestir. Sinir sistemimizi bir kendine getirmemiz lazım, sakinleşmemiz lazım. Buna bize ne yardımcı olur? Bitkilerden ada çayı yardımcı olur. Lütfen bir günde, ha, kırmızı çayı kesiyoruz zaten değil mi? Siyah çayı içmiyoruz. Sadece bitki çaya geçelim ve bitkilerin en önemli ve en güzeli ada çayıdır. Ada çayı içelim bir günde 6 kez. Zaten Türkiye'de bildiğim kadarıyla böyle poşet poşet yapılan hazır ada çayları var. O ada çayından içelim bir günde 6 kez, 6 bardak, 6 çay bardağı çay içelim ada çayından. Onun yanında da papatya çayı içelim arkadaşlar. Papatya çayı da, yani ikisini
Bir ada çay içtik, bir papatya çay içtik. Bu şekilde içelim çayları. Ve şimdi de öncelikle mide sistemimizi temizlememiz lazım arkadaşlar. Mide sistemi temizlemek için size o kadar çok tarifler verdim. Onun birincisi de tabii defne yaprağıdır. Şimdi zaten tarif geliyor. Defne yaprağıyla ada çayını karıştırıp bir tarif vereceğim sizlere. Mide sistemimizi, sindirim sistemimizi, mide bağırsakları öncelikle temizlememiz lazım arkadaşlar. Hidrojen peroksit. Bunu söylemekten hiç çekinmeyeceğim, hiç usanmadan söyleyeceğim her zaman. Hidrojen peroksit sadece 3 oranlı olanını videolarım içine girip bakarsanız orada tarifleri görebilirsiniz. Bununla da temizleyebilirsiniz. Karbonatla da temizleyebiliriz. Sarımsakla da temizleyebiliriz. Elma sirkesiyle de temizleyebiliriz. Ve defne yaprağıyla da temizleyebiliriz arkadaşlar. Mide bağırsağı temizlemek, vücudu temizlemek, parazit, mikroplar, gereksiz mikroorganizmalar, helmintlerden kurtulmak için bunları yapınız. Ondan sonra şimdi tarif yer gelsin. Bu ada çayıdır. Ben otları böyle toplamayı tercih ederim. Eğer mümkünse, öyle bir imkanınız varsa lütfen, ada çayı tanıyorsanız lütfen onu toplayınız. 2 yemek kaşığı ada çayı üzerine 300 mililitre su döküyorum arkadaşlar. 5 adet defne yaprağı ekliyorum ve bunu kısık ateşte kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika sayacağız arkadaşlar. Çok kısık ateşte 10 dakika kaynatacağız. 10 dakika kısık ateşte kaynattım, soğuttum arkadaşlar. Şimdi de bunun suyunu süzüp alıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi bunu biraz bardağa alacağım. Tam da sizinle birlikte içip göstereceğim. Şimdi her gün bunu 6 kez içeceğiz. Sabah, öğlen, öğleden sonra, akşama doğru, akşam yemeğinden sonra. Yemekten önce 1 saat, yemekten sonra 1 saat geçtikten sonra tekrar içelim. Ondan sonra tekrar yemekten önce 1 saat, yemekten sonra 1 saat olarak bir günde 6 kez yemek kaşığıyla evet, biraz acılı olur ama çok güzel olur arkadaşlar. 2 yemek kaşığı bu tam ada çayından, tam ada çayı otundan ve defne yaprağı karıştırarak verdiğim tarif gibi içelim arkadaşlar. Tadı biraz acıdır ama dayanabiliriz. Yani ben sizin yanınızda içiyorum, gösteriyorum. Bu videonun devamı yarın gelecek. Yarın da yıkanma, duş alma ve bu ada çayı ile kuvvet içinde banyo yapma videosu olacaktır. Yarınki videoyu da mutlaka izleyiniz lütfen. Bugün çok uzun olmasın diye bununla bitiriyorum videoyu. Bunu arkadaşlar tam 2 ay durmadan içeceğiz arkadaşlar. Her gün 6 kez 2 yemek kaşığıyla demlenmiş ada çayını içeceğiz arkadaşlar. Kalanını da dolapta koyabilirsiniz. Dolapta durabilir ve hiç bozulmaz da zaten. Bunu size zaten bir 2 gün, 3 gün içersiniz bunu. Ondan sonra tekrar yenisini yapıp içelim. Sağlıklı olunuz, huzurlu olunuz, mutlu olunuz. Sizleri çok seviyorum. Bütün dünyayı, Allah'ı seviyorum. Allah'ın yarattığı canları hepsini seviyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Yarın görüşürüz nasıl olsa.